Arkadaşlar merhabalar mutlak değerli denklemleri yaptıktan sonra artık mutlak değerli eşitsizliklere de geçebiliriz. Burada tabii ama şunu söylemem gerekiyor basit eşitsizlikleri bilmeniz lazım. Basit eşitsizliklerle alakalı bilgi eksikliğiniz varsa lütfen onları giderin çünkü burada eşitsizlik bilgisi kullanacağım ben. Kolay bir eşitsizlikle başlıyoruz arkadaşlar birinci tür şudur. Eğer bir mutlak değer pozitif bir sayıdan küçükse bir eksili bir de artılı halini yazıp arasına alıyoruz denklemi. Bakın eksi 3 x artı 2 mutlak değer içinde 6'dan küçükse yapacağınız olay sadece şu. Bu kadar. İşte bu size çözümü getirecek. Artık standart basit eşitsizlik çözeceğiz tabi. Eksi 8 eksi 3 x 4 her tarafı eksi 3'e bölersek 8 bölü 3 x Böylece eksi 4 bölü 3 oldu arkadaşlar. Bizden çözüm kümesini istiyor. Böyle bırakabiliriz artık. Geldik ikinci soruya. Ne diyoruz her zaman unutmadan? 1 eksi x, x eksi 1 eşittir mutlak değer olduğunda o zaman hemen bunu x eksi 1 diye çeviriyorum. Öbür tarafa atalım. Eksi 2'yi de sol tarafa atalım. 4 büyüktür. 2 tane x eksi 1 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölebiliriz. 2 büyük eşit mutlak x eksi 1 oldu. Böylece arkadaşlar şunu söyleyebilirim artık. Yine 2 büyüktür. x eksi 2 x 1 büyüktür. O da büyüktür. Eksi 2. Şunu da bir düzelteyim. Bu şekilde bakın. Artı ve eksi yapıp araya giriyor denklem. haliler iler tarafa 1 eklersek 3 x eksi 1 oldu. Tam sayıların toplamı sorulmuş. 3, 2, 1, 0 ve eksi 1. Böylece arkadaşlar toplamları 5 gelmiş oldu. Gelelim buraya bakın. E, mutlak değerli eşitsizlikler olacak ikinci derece eşitsizlikler konusunda. Onunla alakalı bir soru gibi görünse de aslında çok standart bir şey. Dikkatli olmanız yeterli. Bakın arkadaşlar aşağısı kesinlikle ve kesinlikle pozitiftir. Neden? Mutlak x'in alabileceği en küçük değer sıfırdır. Yanına bir de 5 eklerseniz bu en az 5 oluyor. Yani eşitsizlikte şunu anlıyoruz. Aşağısı kesinlikle pozitif bir sayı. Haliyle bir sayının artıya bölümü eksi oluyorsa o zaman sayının kendisi eksidir. Yani payda arkadaşlar negatifmiş. Kısacası sana şu mesajı veriyor. Paydayı salla diyor. Pay x-2-5 küçük eşit sıfır olmalı diyor diyor arkadaşlar. Böylece ne oldu? Aşağıyı hiç düşünmeme gerek yok. Aşağıdan zaten kök de gelmeyecek bu arada. Aşağısı asla sıfır olmayacağı için. Dolayısıyla mutlak x eksi 2 küçük eşit 5 olur. Eksi 5 küçük eşit x eksi 2 o da küçük eşit 5 olacağı için her tarafa 2 ekliyorum. Eksi 3 x 7 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunların toplamı soruluyor. 1, 2, 3'ler gitti. 4, 5, 6, 7, 9, 6 daha 15, 7 daha 22'ymiş arkadaşlar. Bu eşitsizliği sağlayan değerlerin toplamı. Bakın yine aynı mantık. Burada sakın böyle payda da bir şey var ne yapacağım diye düşünmenize gerek yok. Payda kesinlikle pozitif. Çünkü bir mutlak değer en az sıfırdır. Yanına bir de pozitif sayı eklenmiş. Pozitif. Negatifin pozitife bölümü negatiftir. Burada da yine aynı mantık. Soruda sadece bilmeniz gereken tek şey mutlak x eksi 5'in sıfırdan büyük veya eşit olduğu. O zaman mutlak x küçük eşit 5. Her iki taraf bakın böyle çıkar. Böyle olur. X'in kaç farklı değeri vardır? Her ikisi de dahil olduğu için 5 eksi eksi 5 artı 1'den toplam 11 tane değeri varmış arkadaşlar. Evet önemli bir şey bir eşitsizlikte payda da x varsa asla içler dışlar yapmıyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Bakın ne yapıyorum? Dikkat edin. Mutlak 3x bölü 2 küçüktür. Onu da ters çeviriyorum. 1 bölü 6. 6 diye ters çevirilir. Dediğim gibi payda da arkadaşlar x'li denklem varsa içler dışlar bazen tesadüfen sorunun çözümünü yapmanıza katkı sağlar ama asla öyle bir şey yapmıyoruz. Yanlıştır. Onu söyleyeyim. Böyle ters çevirmeniz lazım. Veya ikinci derece eşitsizliklerde göreceğiz. Payda eşitleyerek denklemleri halletmeye çalışıyoruz. Burada durum bu şekilde basit. Şimdi payda da sayı varsa pozitifse içler dışlar yapabilirsiniz. O zaman mutlak 3x küçüktür 12 oldu. Böylece mutlak x küçüktür 4 oldu. Eksi 4 küçüktür x küçüktür 4 geldi. Burada arkadaşlar 4x eksi -4 48, x de dahil değil 7. Derdim ancak demem niye biliyor musunuz? X eşittir 0 olursa payda ne olur? 0 olur. Onu da gözden kaçırmayın. X 0 olamaz. Bunun 6 tane çözümü var arkadaşlar. Bu şekilde bu da ince bir soruydu. Payda'nın 0 olmaması gerektiğine lütfen dikkat edin eşitsizlik sorularında. Bir şeyin karesinin karekökü mutlak değerdir. Burada arkadaşlar bakın bu 2x-1'in karesi çünkü bu 2x'in karesi bu da 1'in karesi çarpımların dikkati ortada var. O zaman 2x-1'in karesinin karekökü dışarı hemen mutlak 2x-1 diye çıkar. O zaman bakalım sorunun cevabına. Mutlak içinde 2x-1 küçük eşit 3. Eksi 3. 2x-1 3. Böylece eksi 2. 2x 4 oldu. Eksi 1. X 2 oldu ve böylece cevabı bulmuş olduk. Şimdi geldik buraya yine. Bakın içler dışlar yapmak zaten yok asla. Neye dikkat edeceğiz? Bir zaten pozitif. Pozitif bir sayıyı neye bölersek negatif olur. Küçük eşit sıfırı dediğine göre. O zaman burası negatif olmalı. Sıfır eşit olur mu? Hayır. Payda asla sıfır olmaz. Bu yüzden arkadaşlar mutlak x eksi 2 eksi 4'ün sıfırdan küçük olması lazım. Yani mutlak x eksi 2'nin 4'ten küçük olması gerekiyor. Eksi 4 küçüktür. x eksi 2 küçüktür 4. Demek ki eksi 2 küçük x 6 olacakmış. Alacağı tam sayı değerleri 6 eksi eksi 2'den artı 2 dahil değil. Burada hemen neye dikkat ediyoruz? 8, 7 tane. Bakalım paydayı 0 yapan değer var mı? Burasının 4 olması için x'in arkadaşlar 6 olması lazım. Ama zaten x 6 olamaz küçüktür dedik. Paydayı 0 yapan değer de yokmuş. Böylece arkadaşlar 7 tane değeri vardır diyoruz. Yine eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım demiş. Bu sefer pay bakın kesinlikle pozitif çünkü mutlak x 0'dır en az. 0'dan hatta daha büyük bile olabilir. Sonra sağ tarafta da 5 olacağı için garanti pozitif oldu. Aşağıya baktığımız zaman mutlak x eksi 2 de ne olmalı o zaman? Negatif olsun ki bunların bölümleri negatif gelsin. Mutlak x eksi 2 küçüktür 0. Mutlak x küçüktür 2. Eksi 2 ile x 2 arasında çözüm kümesi arkadaşlar. Çözüm kümesi sorduğu için de eksi 2 2 açık aralı diyelim. Böylece payda 0 eşit olmamış oldu aynı zamanda. İlk durumu böyle hallettik bakın. Küçük eşit küçüktür sıfırlarda durumumuz çok kolay. Bir eksili bir artılı açıyoruz hallediyoruz. Şimdi geldik. Bir mutlak değer pozitif bir sayıdan büyük olursa ne olur arkadaşlar? Buradaki gibi. iki çözümümüz var. Birincisi aynen açıyoruz. Böyle. İkincisi sol tarafı pardon sağ tarafı değiştiriyoruz ama Eşitsizlik de yön değiştiriyor tamam mı? Buna göre arkadaşlar x birden büyük olabilir. 2 öbür tarafa atarsak x eksi 5'ten küçük olabilirmiş. Sayı doğrusunda göstereyim bakın hani mantıksız gelmesin. Eksi 5'ten küçük değerler birden büyük değerler olabilir. Cevap şıklarında şöyle görebilirsiniz bunu. Reel sayılar eksi 5 bir kapalı aralığı. Buradan arkadaşlar hiçbir değer almadık ya şu aralıktan. O zaman eksi 5 dahil 1 dahil hiçbir aralığı almadığımdan reel sayılardan buraya çıktığımda da cevap olarak kabul edebilirim. Geldim şimdi buraya yine aynı mantık. Bir kere mutlak 2x eksi 5 bölü 3 aslında nasıl olsa mutlak 3 zaten 3'tür. Büyüktür 2. Bunlar pozitif olduğu için içler dışlar yapma hakkınız var. Negatifse de arkadaşlar içler dışlar yapmayın diyeceğim ama e, genelde yapıyorsunuz. Ben yapmayın diyeyim arkadaşlar. Payda da negatif olursa onu yapmayın. Normal payda eşitleme yoluna gidin. Ama şu an öyle bir şey gelmeyecek merak etmeyin. Mutlak 2x-5 büyüktür 6 oldu. Böylece ne gelmiş oldu arkadaşlar? 1, 2x-5 6'dan büyük olabilir ki bu ne demek? x öbür tarafa attım 11 her iki tarafı 2'ye böldüm. 11 bölü 2. Diğer taraftan arkadaşlar mutlak 2x eksi 5 6'dan pardon mutlaklı değil artık çıkarıyoruz. 2x eksi 5 eksi 6'dan küçük olabilir. Bakın eşitsizlikte de yön değiştirdi. 2x eksi 1'den küçük olabilir. x böylece eksi 1 bölü 2'den küçük olur. O zaman arkadaşlar bu ne demek? Eksi 1 bölü 2'den küçük değerler olur. 11 bölü 2'den küçük olur. Sayı doğrusunu gösterirsek eksi 1 bölü 2'den küçük ya da 11 bölü 2'den büyük. Bunun tabii ki şıklarda gösterimi mecburen böyle yapılmış bakın. Şu da doğrudur. Eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 2'ye birleşim 11 bölü 2'den sonsuza da doğru cevaptır. Böyle yazsanız olur. Şıklarda böyle göstermiş Bu da doğrudur tüm reel sayılardan bakın olmayan yeri çıkardık. Evet iççe mutlak değer ama sorun değil Biz yine bildiğimizi yapacağız 1 İçerisi 6'dan büyük olabilir birinci çözümümüz Böylece mutlak x büyüktür 8 olur. Bu da ne demek arkadaşlar x büyüktür 8 ya da x küçüktür eksi 8 birinciden böyle bir çözüm geldi. İkinci durum, İçerisi bakın yine mutlak x eksi 2 bu sefer eksi 6'dan küçük olur diyeceğiz. Değiştirdiğim an işareti eşitsizlikle yön değiştiriyor. Mutlak x küçüktür eksi 4 ama is, hiçbir zaman mutlak değer negatif olmayacağı için o zaman tek çözümümüz var bu. Yani 8 sonsuz birleşim eksi 8 eksi sonsuz. Şıklarda ne yapmış? Bakın yine sayı doğrusu hesabı eksi 8 böyle 8 böyle reel sayılardan şu aralığın tamamını çıkarmış. O zaman böyle olur. Denesle. Bakalım şimdi mutlak 2x artı 1 büyüktür 3, mutlak 4x artı 5 küçüktür 13. Eşitsizliklerin sağlayan x tam sayılarının toplamı. Burada bakın iki denklem var arkadaşlar. O yüzden ayrı ayrı çözüp ortak çözüm kümesi yapmamız lazım. 1. Bu denklemin çözümünden neler geliyor bakalım. Buradan da 2x büyüktür 2, x büyüktür 1 geldi. Birinci çözümümüz bu. İkinci çözümümüz bu denklemden bahsedersek 2x artı 1 eksi 3'ten küçük olabilir. Buradan da 2x eksi 4'ten küçük olur. x eksi 2'den küçük olur. Bunu sayı doğrusuna gösterelim hata yapmamak için. Bakın nereler oldu? Eksi 1 açık şey 1 sonsuz. Eksi 2 yine açık aralık. Eksi sonsuz. Buradan gelen çözümlerimiz bunlar bakın. İkinci çözümümüzü yapalım şimdi. Şuradan gelen. Ayrı bir çözüm. Bu da neydi? Araya al. Eksi 13. 4x artı 5. 13. Bu zaten rahattı. Eksi 18. 4x. 9. Şey 8 pardon. 4'e bölüyorum. Eksi 4,5. x. Burayı da bölersek 2'yi. Şimdi buradaki çözümü de şöyle göstereyim. Eksi 4 buçuk burası açık aralık. 2 şurada açık aralık. Bunların arasındaki değerler. Bakın gördünüz mü? Kırmızı ve mavilerin kesişimi şurası geldi. 1 burası, 2 burası geldi. O da ne yapıyor o zaman? Eksi 4 buçuk, eksi 2 birleşim. 1, Bir, şurası da neydi? 2 idi 1, 2 birleşim. O zaman burada arkadaşlar sağlayan x tam sayılarının değerleri nelerdir dediği için eksi 4 olur, eksi 3 olur. 1 ile 2 arasında sayı yok. 1 ve 2 de dahil değil. O zaman sadece bunlar var. Cevap eksi 7 oldu arkadaşlar. Üçüncü eşitsizlik mantığımız da şu arkadaşlar. Pozitif 2 sayının arasında olursa mutlak değer bakın. A ve B pozitif sayılarının arasında mutlak x olursa bir olduğu gibi açıyoruz. Bir de eksiyle açıyoruz eksi A ve eksi B'yi ancak eşitsizlik yön değiştiriyor bu sefer. Bakın yapayım size. X tam sayıdır demiş. Pozitif iki tane sayının arasında bir olduğu gibi aç denkleme. 2. X artı 1'i değiştirme. Bunların işaretini değiştir ama eşitsizliği de yön değiştir. Böylece buradan ne geliyor? 2, X, 5 olabilirmiş. İkincisi... Eksi 4 büyük x eksi 7 olabilirmiş. Haliyle 3 ve 4 gelebilir. Buradan da eksi 5 ve eksi 6 gelebilir. Toplamları da ne olacak? Eksi 1, eksi 3 daha, eksi 4'müş. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı. Bakın 1, 2, x eksi 2, 3 diye açarız. Buradan neler olur? 4, x 5 olur. Dahil olacak. Sadece buradan 5 geldi o zaman. Sonra arkadaşlar ikinci çözümde ise eksi 2 büyük x eksi 2 büyük eşit eksi 3 olmuş oldu arkadaşlar. Buradan da o zaman 0 x büyük eşit eksi 1 oldu. Buradan da sadece alacağı değer ne? Eksi 1. Toplamları soruluyor. O zaman cevap 4 geldi tabii ki. Evet, bu soruda neye dikkat edeceğiz? Şimdi burada sakın ezbere davranmayın, yani şunu yapmayın, eksi 3 x 5 falan demeyin sakın, çünkü arkadaşlar neden? Mutlak değer zaten negatif sayıdan her zaman büyüktür. Asla bir negatif sayı eşit olamaz. O yüzden soruda Burası yanıltmak için verilmiş. Aslında bu yok. Mutlak değer madem eksi 3'ten büyük burada ne demek istiyoruz aslında? Mutlak değer sıfırdan büyük. E yine bunu da söylemeye gerek yok. Mutlak değer zaten pozitiftir. Demek ki bu soruda sol tarafı arkadaşlar gereksiz. Siz bunu şöyle düşünmelisiniz. Mutlak değer negatiften hayli hayli büyüktür. Onu düşünmene gerek yok. O zaman bu soru aslında standart böyle bir soruymuş. Sol tarafı silmelisiniz bunlarda. O zaman eksi 5 beş, x 5'ti. Kaç tane x tam sayısı olur? 5 eksi eksi 5 artı 1 diyeceğiz. İkisi de dahil 11 tane x tam sayısı vardır arkadaşlar. Evet geldik buraya. Mutlak içinde mutlak x eksi 4 küçüktür 2. O zaman ne yapıyoruz bakın mutlak x eksi 4 neydi? Araya alıyoruz bakın. İçeride ne olursa olsun bir pozitif sayıdan küçükse böyle yapmam lazım. Her tarafa 4 eklersem 2 büyük mutlak x büyük 6 oldu. Şimdi standart çözümümüz 2 mutlak x 6 eksi 2 x eksi 6. Böylece arkadaşlar çözüm kümesini bulduk. Yani reel sayılardan nereyi gerçi reel sayılar demeyeyim şimdi o karışmasın kafanız. Normal arkadaşlar birinci çözümümüz 2 ile 6 arası sadece. İkinci çözümümüz de eksi 6 ile eksi 2 arasında yazarsak eksi 6 eksi 2 birleşim 2 6 birleşim bu kadar başka bir şey yok zaten çözüm kümesinde geldik buraya eşitsizliğini sağlayan x'in tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş o zaman ne olacak bakalım yine aynı mantık eksi 2 3 eksi 2 eksi x'in mutlak değeri küçüktür 2 her tarafa şimdi her taraftan 3 çıkaralım. Eksi 5 küçük eksi 2 eksi x mutlak değer içinde eksi 1. Her tarafı eksi ile çarpıyorum. Eşitsizlik yön değiştirir. Eşitsizliklerde eksi ile çarparsanız unutmayın. Böyle oldu. Şimdi normal standart o zaman 1. 5 büyüktür 2 eksi x büyüktür 1. O zaman 3 büyüktür eksi x büyüktür eksi 1. Hemen eksi ile çarptığım için eksi 3 küçük x küçük 1 bir oldu. Birinci çözümümüz bu. İkinci çözümümüz de arkadaşlar neydi? Burayı eksili yazmak. Eksi 5 küçük eşitsizliği yön değiştirmeyi unutma. Eksi 1, eksi 7, eksi x, eksi 3 oldu. Buradan da 7 büyük, x büyük 3 geldi her tarafı eksiyle çarparsam. O zaman eksi 3 ve 1'den arada ne var? Eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var. 7, 3'te ne var? 6, 5, 4, 3. Yok tabii ki 3 dahil değil. O zaman toplamları buradan 11, 4 daha 15, 3 çıkarırsak 12 gelmiş oldu. Buraya baktığımız zaman mutlak eksi 3, 1 eksi x demiş. Bir kere arkadaşlar burada mutlak x bölü mutlak y'nin e, mutlak x bölü y'ye eşit olduğunu hatırlayacağız. Haliyle şunu söyleyeceğiz. Yani orada mutlak eksi 3, mutlak 3'e eşittir zaten. Aşağıda ya da böyle ayırabilme hakkınız var. Yani bu 3 bölü 1 eksi x'in mutlak değeri. Önce bu ifadeyi bakın böyle bir düzenleyelim. 3 1 eksi x böyle oldu. Her iki tarafı normal sadeleştirebilirsiniz. Şu an bir sıkıntı yok. 1 bölü 1 eksi x. Şimdi birden küçük. Bu arkadaşlar ne yapmamız lazım? İçler dışlar yapmıyoruz. Ters çeviriyorum. Bakın 1 eksi x büyük eşit 1 diyorum. Yön değiştirir eşitsizlik eğer ters çevirirseniz. Böylece 1 eksi x büyüktür 1 ise 1. 1 eksi x büyük eşit 1 oluyordu. Buradan çözümü yapalım. 0 küçük eşit x oldu. İkincisi 1 eksi x 1 eksi x küçük eşit eksi 1 olur. Eşitsizliği de yön değiştirmeyi unutmuyoruz. 2 küçük eşit x geldi. O zaman arkadaşlar çözümümüzü birleştirirsek artık x sıfırdan küçük olabilir ya da x 2'den büyük olabilir diye iki tane çözüm söylerim. Dediğim gibi payda da x varsa sakın arkadaşlar içler dışlar yapmayın. Şimdi normalde arkadaşlar böyle bir soruyu aslında e, mutlak değer denklem eşit şey, mutlak değer eşitliklerinde sormamaları gerekiyor TYT kısmında. Ama bazen kitaplarda çıkıyor karşınıza. Daha çok ikinci kısım yani ikinci derece eşitsizlikler kısmında karşınıza gelecek bir yerler şey bir yer. Ben yine de çözeyim göstermiş olayım. Bir kere içler dışlar yapmak yok. Payda da x varsa onu artık bin kere söyledim herhalde. Bunu böyle yapıyorum. Birinci çözümümüz bu. Aynen açtım bakın. Yaparken de şunu yapacaksınız. Sağ tarafta sayı varsa arkadaşlar yapmanız gereken şey öbür tarafa atıp payda eşitlemektir. Bunu biz sonra göstereceğiz size yine. 1 eksi x payda eşitledim eksi 2x oldu aşağısı x zaten büyük eşit 0 her zaman amacımız sağ tarafta 0 bırakmak böylece 1 eksi x bölü x büyük eşit 0 geldi burada tablo yaparız arkadaşlar tabloda da bir kökümüz paydayı 0 yapan değerimiz 0 payı 0 yapan değerimiz 1 deriz böyle yazarız tamam mı sonra da deriz ki Yukarısının x'inin işareti eksi aşağının artı eksi bölü artıdan eksiyle başlarsınız. Sonra artı ile devam edersiniz. Eksi ile devam edersiniz. Kök değerlerinde işareti değiştiririz. Böylece ne oldu? Bizden istediği yer sıfırdan büyük olması gereken yerlerde haliyle sıfırdan bir diyecektim arkadaşlar. Ama şu hatayı fark ettim arkadaşlar. Kusura bakmayın. 1 eksi x 2 x daha eksi x yazmışım. Ne alakaysa onu düzeltiyorum. 1 3 x olsun. Şurayı da o zaman hemen düzeltiyorum. 1 bölü 3 bakın sadece bu hatam vardı onu düzelttim. 0 ile 1 bölü 3 oldu. İlk çözümümüz 0 ile 1 bölü 3. Kapalı aralık mı bakalım? 0 olamaz payda ama 1 bölü 3 olur. Birinci çözümümüz bu geldi bakın tamam mı? İkinci çözümü yapacağız şimdi. İkinci çözümde de neydi? Burayı arkadaşlar eksili açarsak yani 1 eksi x bölü x küçük eşit eksi 2 diyorduk. Aynı mantığı yine yapıyorum. 1 eksi x payda eşitleyerek gidiyorum. O zaman bu sefer artı 2x diye geçer bu öbür tarafa payda eşitleyerek. Böyle sıfır olur. Bu sefer 1 artı x bölü x oldu. O zaman ne olacak? Bir kökümüz eksi 1 oldu. Öbür kökümüz sıfır. 1 artı x bölü x olduğundan artı bölü artı artı yapar eksi artı. O zaman buradan da çözümümüz ne geldi? Eksi 1 kapalı sıfır açık çünkü sıfır dahil olmamalı. O zaman bu ikisini birleştirirsem eksi birden başlıyorum. 1 bölü 3'e kadar gidiyorum. Hiçbir sıkıntı yok gibi görünüyor ama sıfır dahil olmadığı için sıfırı çıkarmalıyım. Cevap denizli. Bunu çözmemin sebebi dediğim gibi arkadaşlar şu an TYT kısmında aslında diğeri de TYT ama bu kısımda olmaması gerekiyor. Ama bazen kitaplarda maalesef soruluyor zor soru olarak. ...aklınızda bulunsun böyle bir çözüm yapıyoruz. Hocam ben hiç bilmiyorum. Burayı hiç anlayamam şimdi. ikinci derece eşitsizlikte de bilmiyorum derseniz... ...bu soruyu geçme hakkınız var. Mutlak x-5 aşağıda. 6 bölü mutlak x-5 büyük eşit 1 demiş. Yine ne yapıyoruz? Bakın payda da böyle bir durum olduğu için... ...yer değiştiriyorum. Ters çeviriyorum. 1 bölü 1 zaten 1. Eşitsizlikte bakın yön değiştirdi. Ona dikkat edin. Şimdi böylece artık ne diyeceğiz? İçler dışlar yapma hakkınız var. İkisi de pozitif olduğu için sayıların böyle olur. Artık eksi 6, x eksi 5, 11. Buradan da eksi 1, x 16 geldi. Neye dikkat etmeliyiz ama? X asla 5 olmamalı yoksa payda 0 olur. Bu yüzden eksi 1 ile 11, ha pardon burayı ben iki kere 11 5 eklemişim pardon. 6'ya eksi 5 eklemişim zaten 11 burayı düzeltiyorum 11 olacak. Şöyle dolayısıyla 11 ile eksi 1 arası ama 5'i katmayacağız paydayı 0 yaptığı için. Şimdi arkadaşlar her iki tarafta eğer mutlaklı olursa bu da normalde ikinci derece denklem çözümünde karşınıza gelebilir. Gelmesi gerekir ama birinci dereceden mutlak değerlerde de gösteriyorlar bazen. Ezber çözümdür. Her iki tarafın karesini alacaksınız arkadaşlar. Çözümü böyle yapacaksınız. Bu ezber çözüm. Bu yüzden x kare eksi 2x artı 1 mutlakın karesi mutlaktan kurtulur. Böyle x kare artı 4x artı 4 olacak. Bu şekilde yapacağız. x kareler gitti. Haliyle ne geldi? Eksi 3 küçük eşit 6x oldu. O zaman eksi 1 bölü 2 her tarafı 6'ya bölersek büyük oldu. Demek ki Eksi 1 bölü 2'den büyükmüş. Eksi 1 bölü 2'den sonsuza kadar gider o zaman bunun cevabı. Son sorumuz. Eşitsizlikle ilgili ve konu bitiyor. Mutlak x eksi 2 büyüktür. Mutlak x eksi 2 ise. Bu aslında basit eşitsizlikten ziyade neydi arkadaşlar? Bir mutlak değer kendisinden büyükse bunu hiç eşitsizlik olarak algılamayın o yüzden koydum. Neydi? O zaman bu denklem kesinlikle ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. Doğru mu? Neden öyle? Veya evet, sıfırdan küçük olması gerekiyor çünkü büyük eşitlememiş. Çünkü neden arkadaşlar mutlak değer normalde pozitif olsa kendisine eşittir. Sıfır olsa kendisine eşittir. E, bir mutlak değer bir sayının kendisinden büyük oluyorsa o sayı negatiftir. Bundan dolayı bu soru eşitsizlikten ziyade böyle bunu anlama sorusu. Demek ki x 2'den küçük olmalıymış arkadaşlar. Cevabımız bolu. Bunu ilk denklemlerden önce konunun temel bilgilerini anlattığımda çözmüştüm. Önemine yine koydum. Eşitsizlik gibi görünüyor aslında. Şimdi arkadaşlar bu şekilde mutlak değer konusu bitti neredeyse. Ama çok önemli bir yeri bıraktım. Özel soruların olduğu yeri bıraktım arkadaşlar. Onun için ayrıca bir video hazırlayacağım. O videoda arkadaşlar size grafikler üzerinden zor soruların ne kadar kolay çözülebileceğini anlatacağım. Aynı zamanda aslında çaktırmadan mutlak değer fonksiyonunun grafiğini de görmüş olacağız. Orada görüşeceğiz arkadaşlar. Burada durdurayım. Son dördüncü video. Yani dördüncü video demeyeyim daha, daha doğrusu. Dördüncü parça. Bir tane parça çektim. İkinci parçayı iki parçada çektim. Bu üçüncü parçayı tek. Dördüncü parçayı da yine bakalım bir veya iki parçada çeker. Mutlak değer gibi önemli bir konuyu yaklaşık bir altı videoda bitirmiş olacağız. Görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.